Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi. Tutku Dilara Kayıkçı'ya ne oldu? Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı programında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın gizemli kaybı ve çevresindeki iddialar merak konusu, ailenin ve tanıkların çelişki ifadeleri, kaybolan kızın akıbeti hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Programda ortaya atılan evlatlık iddiası ve gizli tanığın açıklamaları olaya yeni bir perspektif kazandırıyor. Meganlı programında 16 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Tutku Dilara Kayıkçı'nın şüpheli kaybı tüm Türkiye ekran başına kitlemiş durumda. Samsun'un Terme ilçesinde 2008 yılında kaybolan Tutku Dilara, kaybolduğundan beri birçok farklı iddia ve söylentiye konu oldu. Sosyal medya ve televizyon ekranlarında gündem haline gelen kayıp, her geçen gün daha fazla merak uyandırıyor. Tutku Dilara kaybolduğu gün ne olmuştu? Tutku Dilara Kayıkçı, 2008 yılında 9 yaşındayken köy meydanından bir araba tarafından kaçırıldı iddialarıyla kayboldu. Teyzeleri Tutku Dilara'nın ağzı kapatılarak bir araca bindirilip kaçırıldığını öne sürerken 16 yıl boyunca kaybolan yeğenlerinin akıbetini merak ediyor. Programda kaybolan kızın ailesi ve çevresindeki kişiler başlarına gelenleri anlatıyor. Evlatlık iddiası Tutku Dilara para karşılığında verildi mi? Müge Anlı'nın programında Tutku Dilara'nın kaybolmasının ardından yapılan çarpıcı bir açıklama kaybolan çocuğun para karşılığında evlatlık verildiği iddiasını gündeme taşıdı. Teyze Necla Arslan, Mustafa Kayıkçı'nın kızını para karşılığında bir başkasına verdiğini öne sürdü. Ancak Mustafa Kayıkçı iddiaları kesin bir dille reddetti ve kaybolan kızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bu tartışmalı iddia Müge Anlı programının son bölümünde gündeme oturdu. Baba Mustafa Kayıkçı'nın iddiaları reddetmesi. Mustafa Kayıkçı kaybolan kızıyla ilgili soruları yanıtlayarak ''Bu çocuğu ne verdim ne de sattım. Çocuğun nerede olduğundan haberim yok.'' dedi ve evlatlık verme suçlamalarını kabul etmedi. Kaybolan Tutku Dilara hakkında çeşitli iddialar ve açıklamalar arasında Baba Kayıkçı'nın tutumu dikkat çekti. Umut Kayıkçı'nın suskunluğu soru işaretleri doğurdu. Tutku Dilara'nın kaybolduğu günden bu yana Umut Kayıkçı'nın olayın tanığı olarak dikkat çekiyor. Ancak Umut, Umut Kayıkçı'nın tutarsız ifadeleri ve kaybolan kız kardeşi hakkında verdiği bilgiler gerçekleri bildiği yönünde pek çok soru işareti bıraktı. Müge Anlı, Umut Kayıkçı ile baş başa bir konuşma yapmayı planladı. Ancak o da kaybolan ablasının akıbetiyle ilgili net bir açıklama yapmadı. Gizli tanık ve çarpıcı açıklamalar. Müge Anlı programında olayla ilgili bir gizli tanıkta ifade verdi. Tanık, Tutku Dilara'nın kaybolmadan önce zor bir yaşam sürdüğünü, ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını ve çevresinden yardım aldığını belirtti. Ayrıca tanık, Dilara'nın kaybolduğu gün ve Bursa'dan gelen bir akraba ile bağlantı kurarak kaybolma olayını bağdaştırdı. Bu çarpıcı açıklamalar kaybolan çocuğun akıbetine dair yeni bir ışık tutuyor olabilir.